2017'nin ilkbaharıydı. Gözaltına alındı. 3-4 arasıydı, baskın yapıldı. Ondan sonra hatta ben de şeyi bilmiyordum çok. Yani neyle karşılaşacağımı ben çok bilmiyordum. Neyse öyle böyle beni şey yaptılar, buradan aldılar. TEM'den gelen şeylerdi herhalde de. Ondan sonra bu güvenlik beni şeye verdi. Kıraç karakoluna verdiler o zaman. Orada kaldım. Bir 6 gün orada hücrede kaldım. Bir hücre vardı. Bir nezaret, bir hücre. Geceleri genelde hücreye atarlardı. Hücre de şeydi. İlk başta ben hücreyi şey sanıyordum. Ben zannediyordum bir hava şey var yani. Bir soluk alma yeri var diye zannediyordum. Orada ışık vardı arkada. 6 tane böyle 8'lik matkapla delinmiş gibi bir delik görünüyor. Ben zannediyorum ki orada hava var yani. Oysa şey yok yani. Herhangi bir hava alışverişi yok. Tamamen şey. Havasız bir hücre. Ben bunu sonradan fark ettim tabii. Ha, boğulduğunu insan hissediyor az çok. Nefes alamadığını hissediyor. Ondan sonra ben bunu tabii hücre hani 6 gün sonunda ben hücreden çıktığımda şunu fark ettim. Yüzümün yandığını ve yüzümün yandığını fark ettim yani. Bir ayna tesadüfen denk geldim bir lavaboda. Baktım yüzüm yanmış, simsiyah olmuş yani. Orada havasızlıktan bir belli hücrelerin öldüğünü insan fark ediyor. Çünkü hücreler şey yani. Şey almayınca, oksijen almayınca ölüyor sonuçta. Yani ben bunu fark ettim ve onun etkisi olduğunu fark ettim. Anladım ki oradaki hücre şeymiş. Havasızmış yani. Oradaki delikler havadan değil, sadece oraya arkaya bir ışık vermişler. Amaç orayı aynı aydınlatmak işte. Nasıl söyleyeyim, bir iktidar, despot ve çıkarcıların oluşturduğu şeyin sistemin seni ne kadar tutacağını ve ne şey yapacağını az çok insan biliyor, fark ediyor. Zaten şudur yani. Benim gözümde bir akademidir ve böyle baktım. Yani şu açıdan söylüyorum. Yani şimdi burada şu var yani. Mesela cezaevi sadece o dört duvarlar ve demir kapılar şey değil ki, arası değil ki. Yani biz bunu fark ediyoruz. Daha çok bunun bilincindesin ve bu bilinçle gidiyorsun. Örnek diyorum, ben okul okumamıştım ve bunu bir avantaja çevirdim. Benim için bir fırsattı. Evet, ilkokul terk benim mesela. Ama bazen şunu görebilirim, yani söyleyebilirim bunu rahatlıkla. Okumadığıma düşünebiliyor musun? Bir insan okumadığına bazen sevinebiliyor yani. Bu da olabiliyor. Belki bir kalıba girerdim. Belki beni bir kalıba sokabileceklerdi yani. Ama şu var, ben zindanı mesela en azından şunu beklentiyle gittim. Büyük bir umutla gittim ben şu açıdan. Her türlü avantaja çevrileceğini ben düşündüm ve bir inziva alanı olduğunu da düşündüm. Biz 2018-19'da açlık grevi, toplumsal barış, öykü tecriti kaldırma ve aynı zamanda tabii faşizmi yıkma anlamında biz şey yaptık, bir eyleme girildi. Leyla Güven arkadaş aslında öncülük gelişti. Bu durumda tabii biz de yer aldık. O zaman öncü gruplar olarak seçilmiştik, bir 16-18 arkadaş. O zaman şey olmuştu, ben protein şey olmayınca tabii şeydir, doğal olarak belli organlar zayıf şey yapıyor yani, yitiriyor şeyini, yitiriyor sağlığını, yitiriyor. Biz bunu az çok zaten bekliyoruz şeydir yani, burada ölüm yok zaten, biz şunu görüyoruz yani, ama zindanlarda ölüm öldürüldü yani, ölüm diye bir şey yoktur artık bu yaşamda ve bu çizgide ölüm yoktur. Üçüncü aya girerken ben şey fark ettim, bir ara kitap okuyorduk böyle. Yani kitap okuyordum, ben bir anda şey fark ettim, kafamda bir patlama hissettim. Yanımda da bir arkadaş vardı. Arkadaşa ben baktım, dedim acaba o sesi duydu mu? Ben sesin dışarıda geldiğini zannettim. Ama o esnada tabii kafamda bir ağrı hissettim. O ağrıyı hissettim ama şey, sesin nereden geldiğini kestiremiyorum çünkü şiddetli bir sestir. Tamam, hani yüksek gelirim, trafolar patlıyor bazen öyle. Patlama sesi geldi, duydun mu? Yok falan. Ben anladım ki o sesi sadece ben duymuşum ve benim kafamda şey var. Bir hasar oluştu. Ben orada anladım. Ana şey fark ettim. Sabah uyandığımda solumda bir soğukluk hissettim. Böyle uyuşmaş ve soğuk. Soğuk bir ağrı. Açlık grevleri 26 Mayıs'ta bitti. Ve ondan sonra biz hastaneye gittik falan. Şöyle bir şey var. Revir doktoruna biz çıktığımızda, ki adam bunu zaten biliyordu. Yani felç olduğumu o da biliyordu ve ben kendim de söylüyordum. Ben şey diyordum yani. Bende kısmi felç var. Şey vardı. Açık görüşlerde ben resim çekmiştik. Ben bunu daha çok bir de mimiklerimden anladım. Doktor böyle hani küçümseyici bir edayla şey yaptı. Felç olduğunu nereden biliyorsun? Dedi. Yani doktor ya sözde. Şunu fark ediyorsun yani. Birilerinin buna ihanet ettiğini fark ediyorsun. Ve ben o doktorun, o Hipokrat'a, işte o sağlıkçılığa, sağlık kimliğine ve doktor kimliğine bir ihanet ettiğini ben anladım zaten. Bir kast vardır, burada öyle yapar. Yani görevi kötüye böyle kullanır. Birkaç ilaçla bunu yetirmeye çalıştı. Son ikinci gelişimde bir iğne vurdu. İğnenin acısını hala yaşıyorum yani. Hala kalçamda bir ağrı var yani. Yani düşün, 3 yıl oldu o iğneyi kullandı. Hala o ağrı var yani. Bu iğne neyin nesiydi ben hala da bilmiyorum yani.
Ama olabilir ki belki ağrı şeydir, kısmi felçten dolayı belki bir zayıflıklar, ama o zaman iğne, ben zaten 4 ay o iğne beni yürümemi engelledi. Tabi beyin cerrahı bunu şey yapacaktı, bunun gereken teknikleri yapıp ve bunun sonucunu koyacaktı ki buna biz emindik yani. Böyle yapılacaktı ve bir daha idare tarafından nasıl olduysa ben götürülmedim ve tekrardan zaman girdi araya. Ondan sonraki gidişimde şey yaptı, beyin cerrahı filmler çektiğinde beyinde bir kitle olduğunu söylediler ona. O zaman şey yani, bu 3. yılı doldu ya hani, şey geçti, o kadar zaman geçti. Ondan sonra başladı şey, ondan sonra test edildi, yani teşhis edildi işte şey. Teşhis edildikten sonra doktorlar birkaç tane daha teknik ve tedavinin nerede, nasıl olabileceği noktasında tabii bunlar düşündü doktorlar ve en iyi şey yapabilir diye söylediler, karar verdiler. Çam Sakura Hastanesi vardı, oraya sevk ettiler beyin cerrahıya. Oraya gider gitmez zaten şey oldu, oraya gittiğim gibi, yani bir dahaki gittiğim gibi oradaki doktor zaten ilali anladı. Beni hemen ameliyat kararını, o an ameliyat kararı verdi, o an. O zaman şey, ameliyat başarılı geçti, işte %99 alınmış bir o kitle, %1'i kalmış, yani bir daha açık ameliyat yapılacak. Aslında o zaman doktorlar bunu defalarca istediler yani, daha önce, şu an ameliyat çoktan olmuş olacaktı yani. Çoktan olmuş olacaktı yani, bu biriyle açtı yani. Cezaevi tekrardan aynı ihlalleri devam etti. Yani birçok ihlaller zaten şu var, yol bulunsa her şey yapılır. Tecavüze kadar gider yol bulunsa. Yine eskisi Amel zindanlarda olduğu gibi çöp sokmalara kadar gider yani. Ama yol bulsalar zaten bunu yapacaklar. Sürekli konsept değiştiriyorlar. Yeni konseptler uyguluyor. Örnek diyorum. Yani duvar zindan da öyledir yani. Duvarlar despotizm kokuyor yani. Öyledir ama şu var. Sen fırsat vermesin ayrı mesele. Bu bizim, biz kendi direnişimizi ortaya koyar. Bunun ne bedeli ne olursa öderiz ve bunu zaten boyun eğmeyiz ve ayrıca bunu kabul etmeyiz. Ama biz şunu görebiliyorduk. Mesela farklı davalardan gelen insanlar, şu var ama, o insanlara neler yapıldığını az çok bazen biz görüyorduk ve biz buna tahammül edemiyorduk yani. O insanlara bilmiyorum birçok şey, yani çıplak arama dağıtmaları. Kabul etmiyorsun ayrı mesele, çünkü sen kabul etmiyorsun diye şunu yapıyorlar. Biz kabul etmiyoruz ya şimdi. Biz bunları kabul etmiyoruz, bu dağıtmaları kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve bunlara karşı tepkimizi koyuyoruz, eylemimizi ortaya koyuyoruz. Bu onların zoruna gidiyor. Neden? Çünkü o insanlara da biz cesaret veriyormuşuz. Tabii ki cesaret edecekler. Neden? Sen bu şeydir, tırnak içinde söyleyeyim yani, sanki böyle karlaştırma gibi bir şey var. Ya. Sonuçta odur ama biraz zindanın aslında şu noktasına değinmek gerekir diye. Zindan aslında, zindanda siyasi tutsaklar adına şunu söyleyebiliriz. Her siyasi tutsak aslında toplum adına direnen bireydir, değil mi? Şu var aslında, orada yapılan bireye değil topluma yapılıyor. Yani. Şu bir gerçektir, toplum zindanda kabul edilen her şey 4 yıl sonra toplumda yaşam buluyor yani. Şu anda militarizmin amacı da bu değil. Bazen çok eksik yaşadığını ve çok eksik yaşadığını insan fark edebiliyor yani. Aslında toplumsal değerlerdir, seni inşa eden toplumsal değerlerdir. Bu değerler sorun. Sen sadece bunu fark ediyorsun ve kendini buna uyarlıyorsun. Sadece budur yani. Aslında sen yaratılmışsındır yani. Ama sen sadece o değerlerle biraz bütünleşmeyi daha evrenlikleştiriyorsun. Bunu daha hareketin ve mücadelenin, daha çok mücadelenin ciddiyetine varıyorsun. Bu güzel bir şeydir. Hissediyorsun. Bir çocuğun gözlerindeki arayışı hissediyorsun. Bir annenin sevgisini hissediyorsun. Ya da beklentisini hissediyorsun. Ya da bir insanı, mesela ezilmiş bir insana baktığında, değil mi? Birçok yapısına yansımıştır. Bunu hissediyorsun. Bunu fark ediyorsun. Ne bileyim, belki bir ağacın rengine baktığında birçok şey görebiliyorsun. Dokunduğunda birçok şey fark ediyorsun. Yani şu anda zindanı yaşayanlar, gerçek anlamda zindanı yaşayanlar, zindandaki siyasi tutsaklar değil yani. Onlar aslında şu an evlilik yaşayan. Öyledir, gerçekte odur yani. Belkisi de yoktur bu işin ama şu, ne diyorum. Nefes alıp veren her insan yaşıyor mudur? Yaşam bu mudur? Ne bileyim, yaşam şatafatlı bir sofrada oturmak mıdır? Değil mi? Değil ki, zaten ucuz. Yani burada insanlar kaybediyor. Şu var yani, orada bir anlamla buluşma hali var. Bir çatal şeyi vardır her zaman, bir sapma diyelim, örnek diyorum. Sapma yıl, 5000 yıldır sapma yaşanmış ve hala da aynı evrede gidiyor. Yani aynı istikamet aynıdır. Duyarlılık çok azalmış. Bu yine öyledir. Fark edilmiyor. Mesela ne bileyim, etik ve estetik kurallar ya da etik ve estetik ölçüler, yani toplumu ayakta tutan ahlak, ahlak diyor toplumun temel harcıdır, değil mi? Şu var yani, o yitiriliyor, gittikçe yitiriliyor.
Ve gittikçe bir hapishane, aslında bir hapishane hali var yani. Bir yere hapsolma ve itaat hali var. İtaat. Bu var, bu yani, bu çok ciddi aslında birçok şeyi, yani iç acıtıcı bir şey, çünkü şey yoktur yani. Mesela toplum, ya bilmiyorum, bazen ben şunu düşünüyorum. Bu toplum mesela gerçekten tehlikeleri görmüyor mu? Fark mı etmiyor, yoksa buna duyarsız mı kalıyor? Bunu yaşadım ben zindandaki arkadaşlara, bilmiyorum haber gidecek mi veya arkadaşlar dinleyecek mi bilmiyorum ama beraber kaldığımız her arkadaş, kalmadığımız ve yüz yüze baktığımız ve bakmadığımız her direnişçi arkadaşlara ben çok buradan derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O gerçekten yani özlem duyduğumu, hep özlediğimi ve onlardan ayrılık bir yandan şunu ifade eder. Mesela ben onun ayrılığının zorluğunu yaşadım valla. Bunu söyleyeyim. Hala da o şeyi yaşıyorum.